hakikaten Anadolu'da acı kavun, cırtlak, cırtatan, Ebu Cehil karpuzu, efendime söyleyeyim bir sürü isimleri var. Eşek hıyarı falan. Demek ki Anadolu insanı bunun ismini zaten koymuş. Eğer doğru şeyler olsaydı Ebu Cehil karpuzu ya da eşek hıyarı demezdi. İngilizcesi de zaten enteresan. Cucumber bizim kabakgillerden. Ne diyor? Securitin cucumber yani. Sıkıştırılarak yapılan, elde edilen ya da sıkıştırılarak yetişen ki o da cırt atmasından yani ne oluyor? O alkaloidin, o zehir maddenin ya darbeyle ya da kendiliğinden atmasıyla ortaya çıkan bir hakikaten tehlikeli bir durum olduğu için cucumber diyor. Securitin cucumber. Dolayısıyla demek tehlikeli bir şey var burada. Tabii biz tamamen %100 tehlikeli olup olmaması söylememiz bizim bilim insanı olarak farklı ama halkımızın, insanımızın bunu pratikte kullanması bir farklı oluyor. Biz de duyuyoruz işte özellikle sinüzite ya da basura ya da diğer bir takım işte hastalıklara faydası olduğu yönüyle duyumlarımız var. Kullananını gördük mü? Birkaç defa gördüm. Memnun olan da var, olmayan da var. Ben ölüyordum diyenler de var. Bu kendiliğinden yetişiyor. Yani kimse bunu ekip dikmiyor. Özellikle üretim alanlarının dışında kuytu yerlerde işte bizim ören yerleri dediğimiz işte yıkılmış, virane olmuş yerlerde ya da tarla başlarında, sulak alanlarda ya da ahırların kenarlarında bol miktarda bulabilirsiniz. Kendiliğinden tohumları olgunlaştıktan sonra patlayarak atıldığı için etrafa dağılıyor ve yeniden hayat buluyor, yeniden çimleniyor ve kendisini yeniden gösteriyor. Kimse bunu ticari olarak üretmez. İnsanlar ihtiyacı için gider araziden, sahadan, ihtiyaçları kadar toplarlar zannediyorum. Öyle yapıyorlar. Ama şunu kabul etmek lazım mı? Gerçekten alkaloidi zehirli bir bitki. Aşırı kullanılmasının hem bünyeye verdiği zarar hem de alerjik, özellikle alerjik bünyelere verdiği zararı duyuyoruz ya da okuyoruz yapılan çalışmalarda. Onun için bu acı kavun dediğimiz bitkinin kullanımında biraz daha dikkatli olunması lazım geldiği kanaatindeyim. Rastgele insanlar bunu gözlerine, yüzlerine, ağızlarına ya da ilaç gibi içerekten kullanmasınlar. Aman ha, zayıf düşerler, ileride bir takım zehirlenmeler sebebiyet verebilirler. Bünyede bir takım kalıcı etki bırakabilir bunlar. Sonra bizim tabağı ya da tarım dilinde mutasyon dediğimiz özellikle bazen hamilelik döneminde falan kullanıldığı zaman ciddi manada doğacak bebeklere zarar verilebilir. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Özellikle hamile hanımlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız bu işten uzak durması lazım. Mutant etki yapabilir. O yüzden cırt atanın ya da acı kavunun ya da cırtlağın çok iyi tanınması lazım. Aslında Akdeniz bölgesinde biraz daha sulak alanları seviyor, kurak alanları değil de yamaçlarda, yol kenarlarında bolca rastlanabilir.